Yusuf zindan görmedi. Zindan Yusuf gördü sadece. Yiğide her yer meydan. Ümitsize her yer zindandır. Ahmet ve arkadaşları bu meselenin şuurunda olarak haftada bir gün bir araya geliyor, sohbet ediyor ve Allah'ı tesbih ediyorlardı. O gün yine sohbet akşamıydı. Ahmet arkadaşlarıyla beraber sohbet ediyordu. O gün aralarına yeni gelen bir arkadaş daha vardı. Bu kişinin niyeti aslında sohbet etmek değildi. Sadece arkadaşlarının ısrarlı ricasını kıramamıştı. O kişi içinden, "Bu akşam burada takılayım. Hem karnımı da doyurmuş olurum. Bir daha da buraya uğramam zaten," diyordu. Sohbet devam ederken mana aleminden bir grup melek de o eve gelmişti. Bu meleklerin vazifesi Allah'ın adının anıldığı, onun sevgisinin ve rızasının işlendiği meclisleri ziyaret edip oradaki kimseleri Allah'a bildirmekti. Melekler sohbeti dinledikten sonra göğe yükselip Allah'a şöyle dediler: "Ya Rabbi, Ahmet kulum ve arkadaşlarının yanından geliyoruz. Onlar bu akşam seni zikrettiler. Verdiğin nimetlerden dolayı sana şükrettiler. İmanlarını artırdılar. Senin rızanı talep ettiler." Bundan sonra Cenab-ı Hak ile melekler arasında şu konuşma geçti: "Onlar beni görmüşler mi ki beni bu şekilde övüyorlar? Hayır, seni görmediler ya Rabbi. Ya beni görselerdi ne yaparlardı? O zaman ya Rabbi sana daha çok ibadet ederler, seni daha çok yüceltip anarlardı. Peki onlar benden ne istiyorlar? Senden cennetin istiyorlar ya Rabbi. Cenneti görmüşler mi? Hayır ya Rabbi, cenneti görmediler. Ya görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görselerdi onu daha çok isterler ve cenneti kazanmak için daha fazla çalışırlardı ya Rabbi. Onlar neyden korkuyorlar? Cehenneme girmekten korkuyorlar ya Rabbi. Cehennemi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? O zaman ondan daha fazla korkarlar ve oraya girmemek için daha dikkatli yaşarlardı. Siz şahit olun. Ben bu kullarımın hepsini affettim. Onları cennetime kabul edeceğim. Onlar cehennem ateşinden uzak olacaklardır." Bu sırada bir melek şunları söyledi: "Ya Rabbi, yalnız içlerinden birisinin niyeti seni övmek değildi. O kimse oraya sohbeti dinlemek için gelmedi. Niyeti başkaydı." Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: "Ben onu da affettim. Onlar öyle güzel bir topluluktur ki onlarla beraber olanlar cehennemlik olamazlar. Onların yüzü suyu hürmetine o kişiyi de affettim."